Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese mutlu, hayırlı günler diliyorum. Bizim Trakya'da çiskin çiskin yağmur var. Bir haftadır yağmurlar tabi bayağı bol buralarda. Allah bereketini versin inşallah. Olmayan memleketlere de versin yağmur. Ben bugün sizinle seramın son durumunu paylaşacağım. Ama böyle ilk önce çiçeklerimin bir manzarasını paylaşmak istedim. Bu sarmaşık gülümün ömrü çabuk bitecek. Çiçeğin üzerine yağmurlar yayınca ömrü pek fazla olmuyor. Ömrü kısalıyor çiçeklerin. Ne kadar az yağmur yağarsa o kadar çok çiçekler dayanıyor. Ama her şeyde bir ayır var. Her şeyin bir başı var ve sonu var. Yani insanlar gibi bazı insanın ömrü çok olur, bazı insanın az olur. Çiçeklerde de öyle. Bazıların fazla oluyor, bazıların az oluyor. İşte öyle yani. Tüm canlılar. Şimdi seraya arkadaşlar. Serada paylaşmak istiyorum. Son durumu. Seramın durumu çok güzel şu anda. Arkadaşlar, Gerçek Köylü'nün serasına hoş geldiniz. Ben seramın son durumunu size göstermek istiyorum. Ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız hayatınızda artı olur. Bayağı bir şeyler öğrenirsiniz. Mutlaka bunları bilenler var. Ama arada bilmeyenler de mutlaka vardır. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben kıştan seramı yerine hazırladım. Doğada hiçbir şey çöp değil. Tüm mutfak artıklarımı seranın içine atmıştım. Daha önceki videoları izlerseniz orada mutlaka göreceksinizdir. Daha iyi anlayacaksınız. Plastik bidonlara doldurdum. Seranın içine döktüm. Onları fermente ettim. Çapaladık vesaire. Şu anda domateslerim yerli domates. Her sene kendim alıyorum tohumlarını. Şöyle bir göstermek istiyorum. Ve domateslerim de sırık domates. Ve sürekli aşağıdan yapraklarını alıyorum, kesiyorum. Bu yaprakları da tekrar bidonlara doldurup onları bir hafta 10 gün bekletip köklerini döküyorum. Domateslerin, biberlerin, fidanların, çiçeklerin nereye aklınıza gelirse. Tabii ki çok acayip kokuyor. Kokusuna da katlanmak zorundasınız. Şöyle, bunlar yerli domates demiştim. 3 sırası, kaç sıra burada? 5 sıra domatesimiz var. 3'ü aynı model, ikisi farklı model. Ama arada kesilenleri de, tabii dana burnu kesti, tekrar ilave ettim. Neyle ilave ettim? Hep aynı domateslerle. Şöyle bir gösterelim Hasan Bey. Bunlar çok güzel domates arkadaşlar. Şu anda yapraklarını temizlemeye çalışıyorum. Bayağı bir iş var. Üzerimi de acayip batırıyorlar. Ha şöyle bak. Bir kiloya yakın oluyorlar. Olduktan sonra. Ve çok lezzetliler. İçinde neredeyse tohum arayıp da bulmak lazım. Ve bu arada bazı arkadaşlar dediler ki salatalarımı da paylaşmıyormuşum. Ama daha önceki videolarımı takip ederseniz mutlaka göreceksinizdir. Şöyle Hasan Bey salatalara verelim. Bunlar, bu salatalarım hibrit. Bu hibritler her yaprağına arasından salatalık veriyor. Ticari olarak ekenler, yani profesyonel olarak kim ekiyorsa onlar çok ilaç attıkları için onların çok fazla yapıyor. Ama bizim o kadar çok fazla yapmıyor. Biz kimyasal kesinlikle bir şey kullanmıyoruz. Bu arada yerli salatalıkları da gösterelim şöyle. Onlar çok yaprak yapıyor. Çok çiçek.
ana kökü onların salatalık vermiyor. Koltukları salatalık veriyor. Evet, bunlar yerli salata. Şöyle bir göstereyim, şöyle koparayım. Hakikaten çok lezzetli. Fakat çok az yapıyorlar. Yerli salata mı, hibrit mi dersiniz? Tabii ki ikisinden de derim. Biri çok yapıyor, biri az yapıyor. Tabii ki çok lezzetli. Ama ticari olan yapanlar bundan pek bir şey kazanacaklarını sanmıyorum. Çok az verim oluyor. Arkadaşlar, seranın içine bir bakar mısınız? Oldu orman gibi. Bu domateslerim çok güzel. Yalnız ben bunları şöyle biraz daha şöyle buraya kadar büyüsünler, yani tele kadar, onların tepelerini kıracağım. Daha fazla büyümesinler, yandan filizleri verecek daha sonra domates. Oldu orman. Ve bu yerli salatalıkları bu tarafta da var. Seranın sonunda. Bu arada havalardan dolayı serayı kapılarını bir açıyoruz, bir kapatıyoruz. İşte böyle serbest bırakınca böyle oluyor bunlar. Orman gibi geçecek yerimiz kalmıyor. Yani bu yerli salatalıklar sera için pek iyi değil yani. Salata asatı devam. Hasan Bey, bu domateslerin tepelerine baksana. Sanki hayatından küsmüşler bu iki sırası. Nasıl böyle senik senik duruyorlar. Nasıl? Su. Yok yok, suyla alakası yok. Onların modelleri öyle. Yaprakları böyle içine kıvırık kıvırık. Ama diğerleri öyle değil. Burada da biberlerim var. Biberlerim yeni yeni biber vermeye başladı. Bu sene biraz geç kaldı biberler. Ama geç olsun, güç olmasın. Misali. Farklı cinsten oldukları için kaç çeşit biber var ben de bilmiyorum şu anda. Unuttum. Ne elime geçerse ekiyorum. Ama dolma biberlerim maşallah. Güzel. Oh. Süper. Toplaması çok zevkli değil mi Hasan Efendi? Ama şimdiye kadar da zevkliydi. Neden? Minicik bir tohumdan ekiyoruz. Aha, yaprak çıkardı. Büyüdü, boya geldi, filiz çıkardı vesaire. Ne kadar oldu, ne zaman olacak? Çok zevkli arkadaşlar. Tüm yemekli arkadaşlara bizim gibi tavsiye ediyoruz. Hasan Bey, sen de herhalde tavsiye ediyorsun. Şey olmuyor değil mi? Tansiyon yok, şeker yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Şükür Allah. Tedavi resmen. Terapi. Hem spor oluyor, bedavadan spor salonlarına para vermiyoruz. Burada zevkle bu faaliyeti devam ediyoruz. Allah olmayanlara da böyle bahçeler versin. Evet. Son hali. Doğal domateslerim. Doğal gübreme. Doğal gübreyle, bedava gübreyle arkadaşlar. Evet, ne kadar salata oldu?
Oo maşallah, bir kova bu sabah topladın. Bir de onlar şimdi iyi maşallah. Allah bereketini versin. Olmayanlara da versin. Yarın sabah daha çok. Yarın sabah daha çok olacak. Tamam. Hadi inşallah. Arkadaşlar herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, neşe dolu, umut dolu günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Davet et yavrularını, doyur. Ah annem, kıyamam. Davet et. İşte annelik bu.